Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Şimdi melekler Allah Teala'nın kulları, değil mi? İbadum mukramun. Nurdan yaratılmışlardır. Allah Teala'ya isyan etmezler. La ya'sunallaha ma emerhum ve yef'aluna ma yu'merun. Yani hiç Allah'a isyan etmezler. Sürekli Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederler. Hiç böyle usanma halleri yoktur. Peki bunlara iman etmek vacip. Neden? Âmen er-resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübi. Kullun külluhum, yani hepsi âmene billâhi. Neye iman ettiler? Âmene bil Allah'a ve melâiketi, meleklere. Demek ki meleklere iman etmiyorsa birisi imansızdır. Meleklere inanacak. Peki nasıl inanacak bu meleklere? Ne olarak inanacak meleklere? Efendim onların nurani, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan, sürekli Allah Teala'ya ibadet eden varlıklar olduğuna inanacak Müslümanlar. Peki bu meleklerin sıfatları dedik, nuranidirler, nurdan yaratılmışlardır. Bütün melekler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hulikatil melaiketu min nurin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İkinci özelliği, o meleklerin pek çok kanatları var. Yani pek çok kanatlıdır. Neden öyledir? Hep hikmetleri var. Gafir suresinin, Fatır suresinin birinci ayeti. Fatır suresinin birinci ayeti. Yazın oralara. Çok kanatlı, hızlı gidelim. Fatır suresinin birinci ayeti. Çok kanatlı, öyle inanıyoruz. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihetin mesna ve thulâse ve rubâ yezîdu fil halki mâ yeşâ. Fatır ise ne demek fatır? İlk yapan, eşsiz yapan demek. İbn Abbas diyor ki fatara kelimesinin ne olduğunu bilmiyordum diyor. Yani fatara halaka anlamı gibi veriyordu bir mana. Bir gün diyor iki kişi yanıma geldi, birbiriyle münakaşa ediyorlar. Beyzavi'de var burayı anlatırken. Baktım ki diyor biri kuyuyu fatartu diyor. Önce ben kazdım, yani kuyu üzerinde münakaşa ediyorlar. İkisi hakkı iddia ediyor. Ha, anladım ki fatara demek bir şey ilk yapmak demek. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihetin mesna ve thulâse ve rubâ. Melekler iki, efendim kanatlıdırlar, ikişer, üçer, dörder kanatlıdırlar. Başka meleğin diğer özelliği nedir? Meryem suresinde başka özelliklere girebilir. İnsan öyle değil. İnsan tek özelliklidir. Meleğin başka özelliğe girdiğine iman da etme zorundadır. Fetemessele leha beşeran seviyya. Fetemessele leha limen li Meryem. Meryem aleyhisselama Hazreti İsa'yı ilka edeceği zaman geliyor Meryem suresinin kaçıncı ayet kelimesi? Fetemessele leha beşeran seviyya. Yani Meryem aleyhisselama 17. ayet kerime insan suretinde gözüküyor. Bak insan suretinde Efendimiz'e de bazen kim suretinde gelirdi Cibril? Dihyetül kelvi şeklinde suretinde. Demek ki melekler başka suretlere dönüşebiliyorlar. Fetemessele leha beşeran seviyya, buna inanıyorsunuz. Peki meleklerin ahlaki özelliği, yaratılış özelliği diyelim. Yaratılış özelliği nedir? La ya'sunallaha ma emerahum. Allah'a emredil, onlara Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hiçbir konuda isyan etmezler. Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Yaratılış özellikleri deyin şimdi. Böyle bir başlık adın. Meleklerin yaratılış özelliği bir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Yaratılış özelliği Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi. La ya'sûnallâhe mâ emerhum. Onlara emrettiği hususta
Allah'a asi olmazlar. Ve yef'alûne ma yu'marûne, emredildiği hususları da harfiyen yerine getirir melekler. İnsan gibi değil. İki, ne yaparlar? Onlar sürekli ibadet ederler. Bununla alakalı Enbiya suresinin 20. ayet-i kerimesi. Enbiya suresinin 20. ayet-i kerimesi. يُسَبِّحُونَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ لَا يَفْتُرُونَ demek ne demek? لَا يَسْأَمُونَ hiç üşenmezler. İnsan gibi değil. Ayağım ağrıdı, başım ağrıdı demezler. Devamlı ibadettedirler. Demek ki yaratılış bir, asi olmazlar. Rabbimin bütün talimatlarını yerine getirirler. İki, nedirler? يُسَبِّحُونَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ hiç usanmaları yok onların. Dördü, üçüncü özelliği ise bunlar nedirler? Cenab-ı Hakk'a derin bir tazim ile ibadet ederler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Nahl suresinin 50. ayet-i kerimesi. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Üzerlerindeki Rab'den demek. Ne demek? Güç ve kuvvet sahibi, kahır, azamet sahibi olan Rablerinden korkarlar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Emredileni yerine getirirler. He? Nahl 50. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Rablerinden tazim ederler ve emredileni yerine getirirler. Peki melekle insan farkı nedir diye bir başlık atın şimdi. Yani الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ İnsanla meleğin farkı nedir? Melek nurdan yaratıldı. İnsan topraktan yaratıldı değil mi? Melek nurdan, insan topraktan yaratıldı. İki, insanda erkek var, dişi var. Evlenir, çocuk sahibi olur. Ama melekte erkek olma, dişi olma özelliği yok. Üç, melek ne oluyordu? İnsan suretine girebiliyor, başka suretlere girebiliyordu ama insan melek olup uçabilir mi? Uçamaz, değil mi? Melek başka surete girer, insan giremez. Dördüncüsü ise melek sürekli Rabbe, Cenab-ı Hakk'a ibadet eder kardeşim. Peki bu meleklerin amelleri nelerdir? Amalul melaike, meleklerin amelleri nelerdir? Her bir meleğin farklı vazifesi var. Mesela amalul melaike, efendim Şuara suresinde okumuştuk. Nezele bihi ruhul emin ala kalbike litekune minel muzirin. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirme görevi kimde? Cibril-i Emin'de değil mi? Cibril-i Emin. O zaman belli, mesela Cibril ne yapıyor? Efendim şeyi getiriyor. Şuara suresinin 192. ayet-i kerime vahiy getiriyor. Efendim İsrafil ne yapıyor? Ve nufika fissuri fesaika men fissemavati ve men fil ardi. O da sura üflüyor. Efendim ölüm meleği melekül mevut ne yapıyor? Zümer suresinin 68. ayeti. İsrafil sura üfleme vazifesi yapıyor. Başka vazifeleri var. Ölüm meleği daha çok ne olarak akide kitaplarında, ayet-i kerimede, başka yerlerde ne geçer? Melekul Mevut geçer değil mi? Ölüm meleği. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi. Kul yeteveffakum melekul mevuti buyuruyor. Melekul mevuti, o da can alıyor, ölüm meleği. Başka melekler var, işte insanların amellerini yazıyorlar. Ölüm anında insanlara görülen melekler var değil mi? İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tekâfû ve lâ tehzenû Fusle suresinin 30. ayet-i kerimesi. Efendim
amelleri taşıyan melekler var. Hazanetul cenne var, değil mi? Cennetin görevli melekleri var. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ selâmun aleyküm tıbtum fedhulûhâ hâlidîn. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ. Cennet kapısı açıldığında orada karşılayacak melekler, he? Hazene, cennetin görevli melekleri, onlara hazenetul cenneh deniyor. Yine hazenetu nar var. Aleyha melaiketun ghiladun şidadun la ya'sunallaha ma emaruhum. Cehennemde görevli olan meleklerden bahseden ayette Tahrim suresinin 6. ayeti. Peki cennetten bahseden, cennetin görevli meleği, ondan bahseden Hazanetul Cenne Zümer suresinin 73. ayeti kerimesi. Efendim, sonra hep amellerinizi yazan melekler var. Kaf suresinde Ma yelfuzu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Kaf 18. ayet-i kerime. Ağzınızdan ne çıkıyorsa onları yazan melekler var. Efendim, lehu muakkibatu min beyni yedeyi ve min halfi yahfadunahu min emrillah. Rahat suresinin 11. ayeti. Bu meleklerin görevi nedir? Lehu muakkibatu min beyni yedeyi ve min halfihi yahfadunahu min emrillah. Yani sizi koruyan melekler var dünyada. Koruyucu melekler var. Efendim, kiramen katibin var. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Peki, bütün bunlara, bu kadar görevli meleğe inanmanın faydası nedir? Bir, meleklere neden inanıyoruz? Neden Allah Teala kitabında bundan bahsediyor? Simarul imani bil melaike. Meleklere imanın, Müslümanın akidesine faydası nedir kardeşim? Bir, Allah Teala'nın kuvvet ve kudretini görüyorsun. Kainatta bu kadar çeşitlilik, bu kadar çeşitliliği Allah Azze ve Celle meleklere taksim etti, görev verdi. Ve bütün bunlar Allah'ın emrinde. لَا يَحْسُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Hiçbiri ona isyan etmiyor. Eğer biri isyan etse, vazifede ihlal olsa, kainatta bir kıyamet gibi bir hadise olur. Dünyada, ayda, gezegende. Ama hiçbiri ona isyan etmiyor. Hiçbiri isyan etmiyorsa, ey Ademoğlu sen kimsin ki Allah'a isyan ediyorsun? Bak, onun meleklerine bak, onun azametine, kuvvetine, kudretine bak. İki, gönül rahatlığı verir meleklere iman. Neden? لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَضُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Her tarafta görevli melekler var. Kiramen katibin var. Sonra cennette sizi istikbal edecek melekler var. Bütün bunlara inanıyorsunuz. Kalbinizde bir huzur, bir selamet var. Korkmuyorsunuz. Rabbim murad edince Bedir'de olduğu gibi اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Melekleri indirir, Allah yardım eder, ona inanıyorsunuz. Üç, diğer özelliği nedir? Faydası nedir meleklere iman etmenin? Cenab-ı Hak melekleri bize anlatıyor, değil mi? Bunlar isyan etmezler, efendim yemezler, içmezler. Yani sen de melekleş, meleğe benze, isyan etme. Bak, senden daha büyük vazifeler yapan melekler var. Yerin altını üstüne getiren melekler var. Onlar Rabbine isyan etmiyor. Sürekli itaat ediyorsa o zaman sen de melekleş. Nasıl melekleş? Az ye, çok ibadet et. Onlar gibi, onlar hiç yemiyorlar. Sen az ye, çok ibadet et. Hiç hayatında isyan olmasın. Onlar gibi ol. İşte melekler seni murakabe ediyorlar, bakıyorlar, gözetiyorlar. Sürekli murakabe altındasın ve bu hayatın hesabı var kardeşim. Melekler yazıyorlar. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Şimdi
O farklı mevzuları anlatacak şimdi birkaç paragrafta. Onlara iman, önce meleklere imanla başladı. Sonra böyle devam edip gidelim. Bu ayet-i kerimelerle hem bir anlamda tefsir dersini de böyle yapmış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'i her yeri görüyorsunuz ki her hakikatin Kur'an-ı Hakim'den, ayet-i kerimeden şahidi var, delili var. Ya böyle bunları sayıp gidersiniz ama rakamlarını da verelim ki ezberlemiş olun onları inşallah. Hızlı oluyor mu biraz? Yetiştirelim inşallah. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.